Hi there. Today we will learn adjectives. First, let's learn what adjective means. There is written the meaning of adjectives. Let's see together. Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns. It means they give information about the size, type, physical state, quality or quantity of a noun. Okay. What is this? What does it mean? A beautiful flower. In this, beautiful is adjective. And noun is noun. Flower is noun. And it gives information about flower. How it is? It is a beautiful flower. Okay? We learned something about this flower. Rainy weather. How is the weather? It's rainy. It means it rainy is adjective in this sentence. Arkadaşlar bugün sizinle sıfatlardan bahsedeceğiz. İngilizce'de sıfatlar nedir? Ne için kullanılır? Türkçe'de olduğu gibi bir kelime hakkında, bir isim hakkında bilgi vermek için kullanılırlar. Onları boy, cins ya da sayı ya da özellik olarak tanımlarlar, define ederler. Örnekte gördüğümüz gibi a beautiful flower dedik. Nasıl çiçek? Güzel bir çiçek. Ne yaptık burada? Güzel burada nedir? Sıfattır ve flower çiçek hakkında bize bilgi verir. Çiçeği tanımlar. Rainy weather. Nasıl hava? Yağmurlu hava gibi. And there is important. They are used after verb. To be. To be means am, is, are or was verb in the past. It is the present form. This one is past form, you know. Or after some words like look, seem, appear, feel, smell, taste and sound. Just after these words. And to be. After to be it's used. Arkadaşlar daha önce öğrendiğimiz gibi emizardan sonra biz ne kullanırdık? İsim kullanırdık. Artık ne kullanacağız? Sıfat kullanılma şeklini göreceğiz. Sıfatlar genelde neyden sonra kullanılır? To be fiilinden yani emizar ya da bunun past hali was verb'den sonra kullanılır. Ve şu gibi fiillerden sonra da kullanırız. Look, görünmek, seem gibi görünmek, appear, feel, smell, taste ve sound gibi fiillerden sonra da bunları kullanıyoruz. Örneklerde görelim. She is an attractive girl. Ne yaptık arkadaşlar? Am, is, are. To be fiilini kullandık. O güzel bir kız. Ya da kızı kullanmasak bile sadece she is attractive diyebiliriz. Bu durumda ne yapmıyoruz? An sıfatlardan önce gelmez bu durumda. Şöyle yazalım. Açıkça görün. She is attractive. Ne yaptık bu cümleden önce? She is an attractive diyemeyiz. Sıfatlar kendisinden önce tek başına an almazlar arkadaşlar. Ama sıfat tamlaması yaptığımızda she is an attractive girl dediğimizde o güzel bir kız diyebiliriz. Ama o çekici bir kız diyebiliriz. Ama o bir çekici diyemeyiz tabii ki. Bunu Türkçe'de de kullanmıyoruz biliyorsunuz. She is attractive. Buraya da yazdık. She looks attractive diyebiliriz. Çekici görünüyor. Görünmek fiilini de kullanabiliriz. Let's see clearly on this page. As we said before, we use subject. Okay. Amis are and after that you can use an adjective. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öznemiz amis are ya da was were dedik. Past halinde kullanabiliriz. Ve bir sıfat kullanıyoruz hemen sonrasında dedik. A girl is beautiful. Beautiful. Girls are
Bir defa. Arkadaşlar, şunu da hatırlatalım. İsmi çoğul yapabiliyoruz biliyorsunuz, es takısı ekleyerek. Ama şu şekilde söyleyemiyoruz. İkisi arasındaki farkı da görelim burada. Girl is beautiful dediğimizde girl tekil olduğu için is kullandık. Sıfatımızda bir değişiklik yok tabii ki. Ama girls are beautiful dediğimizde girls are beautiful demiyoruz. O kızlar güzeller demiyoruz. Kızlar güzel diyoruz ve her zaman sıfatı tekil halde kullanırız. Sıfatların çoğulu yoktur arkadaşlar. Sadece ismi çoğul yapabiliyoruz biliyorsunuz. A building is big. Big as adjective in this sentence. And buildings are big again, not bigs. You can't use bigs, okay? It's an adjective in this sentence. Or I am sad. He is lazy. They are rich. Beautiful, big, sad, lazy, rich. All of them are adjectives. Please don't forget it. You can't add as to adjectives. Adjectiveleri çoğul yapamıyoruz. In this page you can see most common adjectives in English. İngilizce'deki çok fazla kullanılan adjektifleri göreceğiz arkadaşlar. Birlikte anlamlarını da yazalım bunların. Angry, sinirli, kızgın. Bu bir sıfattır. Arrogant, kibirli. Attractive, az önce de söyledik. Çekici, alımlı. Awful, iğrenç diye biliriz. Berbat. Bad, kötü biliyorsunuz. Beautiful, güzel. Brave, cesur. Calm, sakin. Clever, zeki. Difficult, zor. Easy, kolay. Bunlar aynı zamanda zıt anlamlı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Funny, eğlenceli. Bunun zıttı ne? Boring, sıkıcı diyebiliriz. Good, iyi. Bunun zıttı neydi? Bad, kötü. Burada yazmıştık. Handsome, yakışıklı. Bunun zıttına da ne diyebiliriz? Ugly diyebiliriz yine. Important, önemli. Jealous, kıskanç. Kind, kibar. Lonely, yalnız. Powerful, güçlü. Ugly, çirkin. Az önce de söyledik. Handsome ve beautiful'un zıttı olarak kullanılır. Tired, yorgun. Listemiz biraz uzun tabii ki. Biz en çok kullananları seçmeye çalıştık bu sayfada. Bunların hepsini sıfat olarak kullanıyoruz. Dediğimiz gibi emizardan sonra kullanıyoruz. Yani diyebiliriz. I am angry now. He is arrogant. She is attractive. She is an attractive girl. Okay, this job is awful. It is an awful job, you can say. Yes, let's see order of the adjectives in the sentence. Arkadaşlar, şimdi bir sıfat yaparken bunların tabii ki düzeni var. Birçok sıfatı arka arkaya sıralayabiliyoruz. Yani kibar, güzel, kız diyebiliyoruz. Böylece kızı neyle tanımlamış oluyoruz? Hem kibarlığı hem de güzelliğiyle tanımlamış oluyoruz. İngilizce'de bunları sırasıyla yapıyoruz arkadaşlar. İlk olarak hangisini tercih ediyoruz? Quantity. İlk olarak quantity tercih ediliyor. How much, how many? Ne dedik? E kullandık. Size, how big? Boyutundan bahsediyoruz. Big dedik örnek olarak. Age, yaşı ya da how old sorusunu soruyoruz. New, shape, şekil olarak. What shape? Şekli nasıl? Round dedik. Color, what color sorusunu soruyoruz. Brown, fifth one. Origin, yani nereden geldiği ya da orijinali nereye dayandığını soruyorsak 6. sırada bunu kullanıyoruz. American, material, what is made of, wooden ve noun'umuz arkadaşlar. Ne yaptık? Böyle cozun bir sıfat yapmış olduk.
7 tane şeyle tanımlayarak. A big, new, round, brown, American wooden table. Bir sürü sıfatla tek bir masayı tanımlamış olduk. Ne dedik? Büyük, yeni, yuvarlak, kahverengi, Amerikan tahtası, Amerikan tahta masa dedik arkadaşlar. Ve böylece uzun bir sıfat yapmış olduk. Order of adjective ile devam edelim. Opinion, ilk olarak opinion'ı kullanıyoruz dedik arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Opinion dediğimiz şey fikir belirttiğimiz. Bunlara hangi sıfatları kullanabiliriz? Beautiful, güzel bir kız. Bu bir opinion sıfatıdır aslında. Ugly, pretty and etc. Bunlar birer fikir, görüş sıfatlarıdır arkadaşlar. Size, boyut olarak ne kullanabilirsiniz? Big, large, small, tall, short and etc. Age, young, old, new, you can say. Shape, round, square, fat, slim, long, tall, you can say what you want. Color, white, black, green, etc. You have so many colors. Materials, plastic, cotton, wooden, materyal olarak neyden oluştuğunu söylerken bunları kullanıyoruz. Origin dediğimiz gibi French, Russian, Turkish diyebiliriz. Türk malı, Rus, Fransız, bunları kullanabiliriz. On this page you can see the examples. Let's see. A small round table. Arkadaşlar burada size'ını burada kuantitesini belirtiyor. Yani sayı olarak bir kullanmış. Buna quantity diyebiliriz. Small burada nesini belirtiyor? Size'ını, ikinci sırada size'ını kullanıyoruz demiştik. Round diğerlerini atlayarak neye geçmiş arkadaşlar? Shape'ine geçmiş. Bir sonraki aşamamız neydi? Şekliydi. Yuvarlak masa. Küçük yuvarlak bir masa dedik. An old wooden house. Eski tahta bir ev. A tall thin man. Uzun zayıf bir adam. Yine ne yapmış? Size, shape, thin, shape again, man ismimizi kullandık. A lovely small wooden house. Burada ilk sırada ne dedik? Opinion geliyor dedik arkadaşlar. Yani lovely, sevimli, küçük tahta bir ev derken sevimli olduğu bizim tamamen fikrimiz olduğu için ilk olarak opinion'ı kullanıyoruz. An intelligent young Russian scientist. Burada intelligent yine ne? Opinion arkadaşlar. Her zaman ilk sırada opinion'ı kullanıyoruz. Eğer varsa tabii ki. An a woolen sweater. Yeni yün bir süveter. An experienced Swiss watch. A clever leader boy. Bunlar da örneklerimiz de arkadaşlar. Bugün sizinle sıfatlar hakkında konuştuk. Order of adjectives dedik. Sıfatların ne anlama geldiğini öğrendik. Eğer anlamadığınız bir şey olursa lütfen sorun. See you on next lesson.